Yer Soma. Yıl 2014. Soma Holding'e ait kömür madeninde meydana gelen felakette resmi rakamlara göre 301 işçi hayatını kaybetti. Bu kelimeyi söylemek hiçbir zaman istemedim. İstemiyorum da ama maalesef ben de babamı kaybettim. Hala cevap bile veremiyorum çünkü 20 yaşına kadar baba diyebildim. En azından diyorum biz bir nebze olsun babamızı görebildik. Ve o kadar küçük bebekler, küçük çocuklar var ki göremeyen. O kadar adaletsiz bir dünyada mı desem, Türkiye'de mi desem bilemiyorum. Her şey adaletsiz. Ve bu adaletsizlik bir gün bizi de bulacaktı, buldu. Umarım ki herkes hak ettiğinden fazla cezasını çeker. Çünkü Somalardan önce çok Somalar olmuştu. Çok insanlar eksik kalmıştı. Biz de eksik kaldık. Biz de yarım kaldık. Bir sürü hayallerimiz vardı. Her şey vardı. Ama artık hiçbir zaman eskisi gibi olmayacak. Ama yaşamakta zorundayız bir yandan. Ben size kısaca şu geçirdiğimiz iki hafta dava sürecinden bahsedeyim. 8 tutuklu var. Bu tutukluların arasında Soma Holding'in genel müdürü, yönetim kurulu başkanı Can Gürkan var, genel müdürü Ramazan Doğru var, işletme müdürü Akın Çelik var ve aşağıya doğru toplam 8 kişi, 45 kişi tutuksuz yargılanıyor. Bu davada da gene diğer davalar gibi durumun bütün vahametine ve ağırlığına rağmen denetim yükümlülüğü ve sorumluluğuna sahip olan kamu görevlileri yargılanmıyor şu anda. İki hafta boyunca sanıkların artık insan onurunu zedeleyen, insanın dayanma gücünü ortadan kaldıran tarzdaki, hatta bazılarının gülerek zikrettiği, bazı şeyleri gülerek söylediği, bazılarının dışarıda küçük çocuğum var, eşim var, onlar zor durumda, tahliyemi istiyorum dedikleri bir dava sürecine katlanmak zorunda kaldılar. Zaten bu dava sürecinin kendisi gayri insani. Acısı bu kadar taze ve bu kadar büyük olan insanlar ki kaldı ki çoğunluğu kadın. Yani ve çocuk. Çocuklarla beraber geliyorlar çoğunlukla. Evet, bugün 28 Nisan'ın iş cinayetlerinde hayatını kaybedenlerin için anma ve yas günü ilan edilmesi niye önemli? Çünkü bizler bu mücadeleyi sürdürüyoruz, sürdürmeye de devam edeceğiz. Ama böyle bir günün olması diğer dünya ülkeleriyle birlikte bizim bu sorunu belki dünya çapında diğer ülkelerle birlikte daha görünür kılmamıza yardım edecektir. Bizim için önemli olan bundan sonra hiçbir işçinin burnunu kanamadan, evine ekmek götürmek için çalışırken canını kaybetmeden, akşam evine huzur içinde gittiği bir dünya yaratıncaya kadar mücadele etmeye hep beraber devam edelim. Teşekkürler.